döneceksiniz. Siedre Antikenti'nde ilk kazı çalışmaları 2019 yılında başladı. Bu sene 5. sezonu kazı çalışmalarının. Kent oldukça büyük bir alana yayılıyor. 4 kilometre karelik bir alan kentin büyük bölümünü kaplıyor. Ama baktığımızda bu bölümde yaklaşık 3-4 kilometre ötemizdeki ilçelere ya da doğudaki, batıdaki köylere kadar bu alan yayılıyor. Tümünü düşünüldüğünde oldukça büyük bir kent olarak karşımıza çıkıyor. İlk çalışmalar 2019 yılından itibaren Sütunlu Cadde ve Hamam merkezli devam etti. Kentin en göze çarpan alanlarından biri orasıydı. Zaten 94-99 yılında yapılan çalışmalarda sadece Sütunlu Cadde'de yapılmıştı. Bunun üzerine biz de o bölümde Hamam ve çevresinde devam ettik. Ondan sonra çalışmalar farklı alanlara kaydırıldı. Meclis, kaynak mağarası dediğimiz alana, vaftiz mağarası, onun dışında küçük bazı sondaj çalışmaları, kentin erken tarihine yönelik çalışmalar ve kentin en göze çarpan bölümlerinden biri merdivenleri de 2020'de küçük çalışmalarla başlamıştık. Bu çalışmalar Batı Kapı'dan Sütunlu Cadde'ye yaklaşık yükseklik olarak baktığımızda 100 metrelik bir yüksekliği merdivenlerle aşıyor. Kentin paralel birbirine paralel büyük caddeleri ve bu caddeleri birbirine bağlayan caddeler var. Merdivenler var. Bu merdivenler de bu sene tamamlanmaya çalışıyoruz. Bu tamamlandığında kent için çok güzel bir gezi güzergahı, orijinal gezi güzergahı açığa çıkmış olacak. Merdivenlerdeki çalışmalar oldukça zor çünkü bu alanda tamamen bitki örtüsü ve yapı çevresindeki yapıların moloz taşları çok fazla bir dolgu oluşturmuş. Kimi yerde 1 metrede, kimi yerde 3 metrelik yüksekliklerde, bazen çok daha yüksek toprak kaldırılarak zemine ulaşılıyor. Baktığımızda şu an tam Sütunlu Cadde'den aşağı Batı Kapı'ya kadarki tam merdiven sayısını böyle 1-2 hafta sonra vereceğiz. Ancak şu an baktığımızda en az 300 basamak açığa çıkartıldı. Benim kendi gözlemim şimdiye kadar bir kentteki en uzun merdiven hattı diyebiliriz. Bu kadar yüksek bir alanda hem Batı Cadde ile kentin merkezini birleştiriyor ve bu anlamda en yüksek, en fazla sayıdaki merdiven ve en uzun merdiven diyebiliriz. Günümüzden 2900 yıl eskiye kadar giden bir tarih. Evet, 3000 yıla yaklaşık. Yani belki ilerleyen çalışmalarda daha eski buluntular da ele geçecek. Deniz, aslında kent şu an merkezi biz merkezindeyiz ve merkezi 340-400 metre arasında diyoruz ama kentin deniz kıyısından başlayan bir yerleşimi var. Kentin deniz kıyısında da bir limanı ve bu limanla bağlantılı yerleşimleri var. 2021 yılında bir orada kurtarma kazısı müze ile Alanya Müzesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışmada orada bir yapı ve bu yapıyla bağlantılı caddeler, yollar tespit edilmişti.
Bu seneki çalışmalardan, bu seneki çalışmaların amaçlarından biri de kenti ziyaretçiye açmak. Aslında dediğiniz gibi kent şu an ücretsiz olarak gezilebiliyor. Ancak daha kontrollü, tüm tabelaların, bilgilendirmelerin yerleştirildiği bir öğren yerine dönüştürülmesi ve bilet kesilecek bir öğren yerine dönüştürülmesi bu sene planlanan çalışmalardan biri. Bu doğrultuda da biz zaten tüm gezi güzergahlarına temizlik çalışmaları, bunun dışında güvenlik çalışmaları, kamera sistemlerinin yenilenmesi, yön levhaları, bunlar 2023 sezonu içinde faaliyete geçecek.